Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Hekintaş hakkında bir video çekeceğim. Hekintaş'ın ne olduğuna dair, işte Hekintaş hangi sistemlerde daha iyi çalışır, hangi sistemlerde çalışmaz. Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Aslında bugün aklımda video çekmek yoktu. Ama bu konu hakkında çok fazla yorum geldiği için bugüne kısmet oldu diyelim. Şimdi öncelikle Hekintaş nedir? Bununla başlayalım sizinle. Arkadaşlar, Hekintaş'ı zaten Google'a yazarsanız direkt zaten ilk çıkan Wikipedia'ya girelim. Wikipedia'da da zaten çok kısa bir şekilde bahsetmiş. Yani burada diyor ki, burada da okursunuz zaten. Bahsettiği şey şu: Apple önceden farklı mimariye sahip bir işlemci kullanıyordu ve bu işlemciler Intel bir işlemci değildi. Daha sonra Apple Intel işlemciye geçmeye başladıktan sonra, yani PC tarafından, yani herhangi bir bilgisayardan ev kullanıcı olan arkadaşlarımız veya herhangi bir insan bilgisayarına Hackintosh, yani Macintosh işletim sistemini kurabilmeye başladı. Bu kurma işlemini de herhangi bir bilgisayara kurduğumuz zaman biz buna Hackintosh diyoruz. Yani aslında bu İngilizce'de hacker, işte hack, korsan anlamında konu. Yani korsan olarak kuruyoruz. Yani bu aslında Apple'ın tamamen desteklemediği bir şey olsa da biz buradaki kurma amacımızı da şöyle belirtelim. Arkadaşlar, zaten Apple'ın kendi ürünleri bizim ülkemizde maalesef çok pahalı olduğu için bu işletim sistemini kuran arkadaşlarımız da zaten benim gibi, ben de aynı şekilde hani öğrenmek amaçlı, merak amaçlı kuruyorum. Bunu ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Orijinal bir ürünü her zaman almanızı tavsiye ederim. Hani lisanslı bir ürüne sahip olmanızı her zaman tavsiye ediyorum ama maalesef ülkemizdeki ekonomik şartlardan dolayı herkes alamıyor Apple bilgisayarları. Alamadığı için de bizim de böyle bir yöntem izlememiz gerekiyor. Diğer insanlar gibi dünyanın geri kalanındaki. Ya da atıyorum ürünü alacaktır. Apple bilgisayar alınacaktır ama arkadaşımız çok bir şey bilmiyordur veya öğrenmek istiyordur. Hani almadan önce deneme şansı yoktur. Denemek istiyordur. Elinin altında hazır bir bilgisayar vardır. Bu da Hackintosh'ı destekliyordur. Bu arkadaşımız Hackintosh kurup deneyip öyle alabilir. Yani bu şekilde bir kafanızda bir düşünce varsa Hackintosh kurup deneyebilirsiniz. Yani bunda aslında hiçbir sakınca yok. Tabi bunu alın, yani almamazlık da yapmayın. Şimdi deniyoruz, o kadar ediyoruz falan ama hani bütçeniz varsa da macOS kullanın arkadaşlar. Yani Mac bir bilgisayar satın alın. Gerçekten hani aldığınız zaman bambaşka bir dünya olduğunu anlayacaksınız. Apple'ın, işte Mac bilgisayarların, iMac olsun, MacBook olsun, ne kadar kaliteli ve güzel ürünler çıkardığını zaten göreceksiniz. Apple'ı da zaten çoğu insan biliyor. Hani anlatmama da gerek yok diye tahmin ediyorum. Burada neyse, reklam gibi olmasın. Hani şimdi arkadaşlar, dediğim gibi Hackintosh herhangi bir bilgisayara kurulabilen bir işletim sistemi, bir yazılım. Yani Mac'ten türüyor, yani Macintosh, Hackintosh. Oradan zaten anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu video dediğim gibi çekmekteki amacım, çok fazla yorum geliyor. Arkadaşlar, bazı insanlar yazıyor, işte benim ekran kartım, işletim sistemim ya işlemcim bu. Benim bilgisayarım kaldırır mı? Şimdi yorumların gelmesi beni çok mutlu ediyor işin açıkçası. Ben de zaten elimden geldiğince yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Eğer gözden kaçırdığım varsa lütfen kusura bakmayın. Hani bazen kaçırılabiliyor gözden. O yüzden şimdiden özür diliyorum sizden ve sürçülisan da olursa affola. Şimdi Hackintosh'ı neden kurmalıyım sorusuna gelelim. Hackintosh'ı neden kurmalısınız veya neden kurmamalısınız? Bu iki olumlu ve olumsuz özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle olumlu özelliklerinden bahsedelim. Olumlu şöyle, atıyorum Photoshop programlarıyla çok fazla işiniz vardır. İşte Photoshop kullanıyorsunuzdur, After Effects, işte ne bileyim, daha nice şeyler, işte Adobe'un programları olsun, işte Apple'ın başka şey programları olsun, kendine ait, şu an o programların ismi aklımda değil. Mesela müzikle uğraşıyorsunuzdur, Logic Pro gibi bazı programlar, ama şöyle bir şey de var. Şimdi Logic Pro'yu çok fazla tavsiye etmiyorum Hackintosh'ta, çünkü onun bildiğiniz üzere hani anakartta ona göre dizaynlanıyor. Yanlışım varsa düzeltin. Eğer bilen varsa zaten yoruma da yazar. Müzik işiyle uğraşan arkadaşlarımız. Hani ben genellikle kullanma amacım tamamen, yani ben kendi adıma konuşayım.
keyfi yani merakımdan dolayı. Başka hiçbir kullanma amacım yok Mac sistemi. Zaten şu an Windows bir bilgisayardan video çekiyorum. Şu an Mac bir bilgisayar, yani Macintosh'ım yok. Bulunmuyor elimin altında hazır. Daha çok işim Windows'la alakalı olduğu için Windows kullanıyorum. Sizin işiniz Mac ile alakalıdır. Mac'te çalışan bir program vardır. Onu mesela Windows'ta kullanamıyorsunuzdur. Mac kullanmak istiyorsunuzdur. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Mac'in zaten kendine ait programlar olduğu için Macintosh'ın. O yüzden ondan dolayı kullanmak istiyor olabilirsiniz. Kurarsınız, kullanırsınız veya kullanmazsınız. O size kalmış. Neyse, onun özelliklerden bu şekilde bahsedelim. Şimdi normalde Apple'ların kendi yani bilgisayarlarında şöyle güzel bir özellik var. Windows'ta maalesef bu yok. Yani bilgisayarda atıyorum bir Word dosyasından bir iş yapıyorsunuz, bir yazı yazıyorsunuz. Bu Apple MacBook'lar için geçerli. Normal iMac'leri bilmiyorum. Bir iş yapıyorsunuz ve birden böyle yanlışlıkla veya kapağını kapattınız veya bilgisayarınız kapandı. Bir bakıyorsunuz ki mesela tekrar açıyorsunuz, kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi kendine ait özel programlar var. Normal Windows'a göre çok daha verim alabiliyor bu programlar. Normal orijinal Mac'te tabii ki de bu. Ama merakınız vardır, denemek istiyorsunuzdur. Hackintosh kurabilirsiniz. Olumsuz özelliklerinden bahsedersek. Şimdi çok fazla derin bir video çekmek istemiyorum. İşin açıkçası çok derin bir video çekmeye kalkarsak bunu uzun bir araştırmaya ve uzun bir şeyimize dakikamıza git yani uzun bir dakika gidecek işin açıkçası. Hani yarım saatten 40 dakikadan hatta 1 saate kadar çıkabilir video. O yüzden ben elimden geldiğince kısa ve öz çekmek istiyorum. Yani özet geçerek anlatıyorum size. O yüzden atladığım yerler de varsa kusura bakmayın. Yorumlara da belirtirsiniz. Onlara da elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Şimdi konuyu çok dağıtmadan olumsuz özelliklerden bahsedecek olursak arkadaşım, eğer oyuncuysan, oyun oynamayı çok seviyorsan ve oyun oynayan bir insansan çok fazla, senin bu işletim sistemini kurmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü çok fazla oyun oynayan bir insan Windows'taki aldığı verimin aynısını Mac bilgisayarda almıyor. Yani Hackintosh bilgisayarda alamıyor. Zaten Mac'in kendisinde verim alamıyorsunuz. Bir de üstünde yani orijinal olmayan bir Apple bilgisayar, yani Apple'ın olmayan bir bilgisayarın üzerine de bir de Hackintosh kuruyorsunuz. Yani artık bunun hesabını siz yapın. Yani birinde Windows'ta 140 FPS alıyorken Mac'te siz bunun yarısını belki alırsınız ya da tam FPS alsanız bile 140 alsanız bile Hackintosh için bahsediyorum. Takılmalar, donmalar, ondan sonra ne bileyim göze takılıyormuş gibi hisler yaşayabilirsiniz. Çünkü ben bunu yaşadım. Mesela oyun indirip denemek istedim Macintosh'ta, yani Hackintosh'ta denedim. Windows'ta aldığım FPS'nin aynı değerini aldım ama takılıyormuş gibi bir his oluştu gözümde. Çünkü her oyunda aynı hissi alamayabiliyorsunuz. Mesela bazı oyunda da vermiyordu o hissi, takılmıyormuş hissi. Windows'taki gibi akıyordu. Ama arada bir grafik farkı olduğunu fark ediyorsunuz bir de. Öyle bir şey de var, sorun da var. Mesela bu arada çok yutkunuyorum, kusura bakmayın. Mesela şeyde nasıl diyeyim? Ha, Windows'ta mesela çok pardon. DirectX bir bilgisayarınız var. İşte yani DirectX destekliyor Windows. DirectX bir ekran kartınız var. DirectX 12'de oynuyorsunuz. DirectX 12'de oynadığınız grafiği Apple bilgisayarlarda alamayabilirsiniz. Hackintosh bilgisayarlarda alamayabilirsiniz. Hackintosh'ta DirectX bilgisayarlarda sıkıntı demeyeyim de görüntü anlamında çok büyük bir fark olmasa da az bir fark var yani. Bunu zaten çok net oyuncu olan bir insan anlar. Benim gözüme çok farklı geldi mesela. Hani OpenGL kullanıyor bildiğim kadarıyla macOS. Hani OpenGL ile DirectX arasında dağlar kadar fark var. Grafik farkı biraz da olsa oluşuyor. FPS farkı biraz da olsa oluşuyor. Dediğim gibi Hackintosh kullanıyorsanız Hackintosh'ta yani desteklemediği için zaten drop yaşayabiliyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim takılmalar gibi bir görüntü oluşabiliyor. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Konuyu çok dağıtmayayım. Çok da uzatmayayım. Onun dışında arkadaşlar çok fazla sistemle alakalı yorum geliyor. Bakın Google'a girelim. Tamam mı? Atıyorum sizin nasıl bir ekran kartınız olsun? Nvidia bir ekran kartınız olsun ve GTX 1080 Ti'niz olsun. GTX 1080 Ti yanında da Hackintosh yazarsanız
Burada zaten OSX Info'da ve yabancı forumlarda 1080 Ti ile alakalı konuları görebilirsiniz. Şimdi OSX Info'yu ben çok kullanıyorum, yani kullandığım bir site. Hep de yorumların altına bu siteyi tavsiye ediyorum sizlere. Yani burada arkadaşımız yazmış. 1070, 1080 işte tanıtma sorundan bahsetmiş. Bunu değil de macOS Native Cards yazalım İngilizce bir şekilde. İlk çıkan sayfaya bir girelim bakalım. Nvidia kartlar için bahsetmiş. GTX 750 Ti OEM demiş. Bu ekran kartı demiş ki Pascal kartlar demiş. Nvidia Web Driver ile High Sierra'nın 10.13.6 sürümünde çalışıyor demiş. GTX GT 1030, GTX 1050, 1060, 1070, 1080 N diyor ve daha sonra Related Ti versiyon diyor. Maxwell mimariye sahip kartlar diyor. Bir bakalım ona. Benefits from the Web Drivers GTX 759, 79, 80 Ti versiyonuz. Versions. Şimdi bunlar da aynı şekilde Nvidia Web Driver'la kuruluyor diyebiliyorum. Bazı kartlarda mesela bazı 750 Ti'yi şey yapmadan, hiçbir config ayarı yapmadan da tanıtan insanlar var. MacOS'un Catalina veya Big Sur sürümüne destekliyor çünkü. Buradan değildi. Şuradan da bakabiliriz. Türkçe bir kaynaktan açayım, daha anlaşılır bir şekilde. Şimdi burada zaten O8 Info'nun kendi sitesinde de var. 18 Ocak 2020'de paylaşılmış bu. Çok güncel değil. Ama aşağı yukarı zaten çok bir şey değişmediği için Big Sur'da da hemen hemen burada destekliyor yazan kartları da Big Sur'da destekleyecektir. Yani çok bir şey değişmedi çünkü. Şimdi desteklenen kartlar arkadaşlar AMD kartlarının çoğunu destekliyor. Bunu başta bir söyleyeyim ben size. Eğer AMD bir kartınız varsa, bu kartınız yeni nesilse, özellikle yeni nesillerin çoğunu destekliyor. MacOS'u hiçbir işlem yapmadan, config ayarı yapmadan direkt Hackintosh, yani ayarını yapmadan kurulum yapabilirsiniz ve ekran kartınız tanımlı bir şekilde gelecektir işletim sistemi. Mesela burada diyor ki direkt desteklenen kartlar RX 5550'den çok pardon 5700 XT'ye, işte ne bileyim Radeon Pro V serisine, W serisine kadar ve gereken kekslerden bahsetmişler zaten forumda, sağ olsunlar. Çok yardımcı oluyorlar da bu arkadaşlar forumlarında, yani sitelerine de üye olup sorunuz olursa ve sıkıntınız olursa buradan forumdan üye olduktan sonra konu açabilirsiniz. Şimdi burada zaten desteklenen 400 ve 500 serisi Polaris mimarisine sahip kartlardan bahsetmiş. Catalina için. Burada XFX markasından bahsetmiş. Bu arada XFX markası bildiğim kadarıyla şeyde çalışmıyor. Hackintosh sistemlerde çalışmıyor. O yüzden XFX bir marka bilgisayarınız, ekran kartınız varsa kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani değiştirebiliyorsanız değiştirin çünkü şeyde çalışmıyor Hackintosh'ta. RX 460, 560, 470, 570 zaten burada tek tek okumama gerek yok. Gösteriyor. Bunları destekliyor arkadaşlar. Bu ekran kartını. Bu arada RX 550'yi de destekliyor. Burada arkadaşlar yazmamış ama RX 550'yi de sadece Polaris mimarisine sahip ekran kartlarında destekliyor. Bakın. Eğer Polaris mimarisi değilse desteklemiyor. Şimdi yazmamalarının sebebi büyük ihtimal bundan dolayı. Benim daha önceki kullandığım bilgisayardaki ekran kartım Asus, pardon, Ares 550 2 GB versiyonuydu. Ben de bu ekran kartı vardı arkadaşlar. Bu ekran kartıyla ben hiçbir işlem yapmadan bu ekran kartını tanıttım. Hatta forumda da konum var. Nerede? Başarılı kurulum yazalım. Aynen bu. Bu benim forumda açmış olduğum konu, başarılı kurulumla alakalı. Ekran kartım işte sistem özelliklerinden bahsetmişim. İşlemcim Intel Core i3 7100, RX 550 işte Ares marka, Asus'un Ares modeli. SSD'mden işte RAM'imden bahsetmişim. RAM'i yanlış yazmışım. İşte burada bu şekilde kurulum yapmışım.
Burada yabancı bir arkadaş yorum yapmış, hatta yabancı birisi yorum yapmış. Demiş ki, hey demiş Trump'le, işte I have same hardware as you demiş. Can you share EFI folder or config dosyanı with me please demiş. Config please. Yani şimdi burada sorduğu soru, arkadaş demiş ki config dosyanı veya EFI dosyanı benimle paylaşır mısın klasörünü? Aynı hardware'e yani donanıma ben de sahibim demiş. Bu arkadaş da büyük ihtimal aynı donanım olduğu için benim başarılı kullanım yaptığımı düşünüp hemen EFI dosyamı paylaşmamı istemiş. Ben bunu çok sonradan gördüm zaten. Buradaki Montezuma arkadaş da zaten burada sağ olsun yönetici arkadaş direkt yorum yapmış işte. Hiçbir işlem yapmadı çünkü hani zaten EFI'nin orijinal normalde imajda olan EFI'yi kullandı, yani hiçbir işlem yapmadan kurulum yaptı demiş ki öyle de zaten. Hani hiçbir işlem yapmadım. Config dosyasında hiçbir ayar yapmadım. Burada da zaten yorumda belirttim. Hani okuyayım onu da, sistemin belirttiğim gibi de sitede bulunan Big Sur kullanım imajıyla sorunsuz bir şekilde işlemcinin için uyumlu olan konfigle hiçbir işlem yapmadan ekran kartımı tanımıştır. Yani hiçbir işlem yapmadım arkadaşlar ekran kartı tanınması için. Burada yazmıyor. Hatta desteklenmeyenler arasında var RX 550. Burada Catalina için bu arada desteklenen kartlar var. Burada mesela fake ID gerekiyor dediği de config dosyasında ayar yapmanız gerekiyor. Bu ekran kartının fake ID'sini bulup config'te tanıtmanız gerekiyor. Bunlar biraz karışık gelebilir sizlere. Bu konuyu da geçiyorum. Çok uzun bir mesele çünkü bu. Bunu uzun uzun anlatmaya kalkırsam videonun dakikası da uzayacak. O yüzden kısa kesmeye çalışıyorum. Mesela Katana için HD serisinden bahsetmiş. 8970'ten 8740'a, yani 8740'tan 8970'e kadar destekliyormuş. Pardon. HD 7000 serisinden bahsetmiş. İşte D300 serisi Fire Pro'dan işte 7700'den 7970'e kadar destekliyormuş. Desteklenmeyen de burada zaten RX 550'yi görürsünüz. Hani şey demeyin, RX 550 var, ben de desteklemiyormuş gibi bir düşünceye kapılmayın. Ben gördüm bunu mesela. Bazı forum sitelerinde Reddit'te konu açmışlar. İşte benim ekran kartım desteklemiyor. RX 550 var, görüntü gelmedi veya görüntü geldi ekran kartını tanımadı. Nasıl tanıtabilirim? Kimisi demiş ki ekran kartın tanınmıyor. Kimisi demiş ki ekran kartını tanıtabilirsin. Şimdi şöyle bir şey var. Mimariyle alakalı bu. Eğer 550 ekran kartınız varsa veya bunlardan birinden varsa, mimariniz Polaris değilse veya Mac'in destekli de sürümden değilse çalıştıramazsınız. Ama mimarisi farklıysa çalıştırabilirsiniz. Polaris veya Mac'i destekleyen bir mimari sahipse. Benim ekran kartım şansına destekliyordu. Ben bu ekran kartını satın aldığımda hiç destekleyip desteklemediğine bakmadım. Arez marka. Dediğim gibi Arez model, Asus'un. Bu modelden bir ekran kartınız varsa destekliyor. Yani çalıştırabilirsiniz. Ve tüm APU sistemleri desteklemiyor bu arada. Laptopunuz varsa veya AMD A10 serisi bir işlemciniz varsa, işlemcinin üzerindeki gömülü grafik kartını kullanıyorsanız desteklemiyor arkadaşlar. Yani kurmayı bile denemeyin boşuna. Vaktinizden çalmayın. Şimdi Nvidia'dan bahsetmiş. Ya burada uzun uzun şimdi anlatmayayım bunları 2 saat. Hani zaten neyin desteklenip neyin desteklenmediğinden bahsediyor. Bu varyasyon dediği GK208 varyasyonu modelinde, hani sürümünden. Bu sürümü destekliyormuş sadece. GT710'da eğer bu sürümden varsa destekleyebiliyor diyor. GT720'den mesela hiçbir varyasyon, ya varyasyon fark etmeden direkt destekliyormuş. 750 Ti da bildiğim kadarıyla destekliyordu. Şimdi Quadro serisi geçiyorum. Desteklenmeyenler zaten burada yazıyor. RTX işte 2080 GTX 1650'den 1660 Ti'ye kadar. Quadro RTX 8000'lere kadar desteklenen sürüm yokmuş Titanlardan işte. Bunlar da aynı şekilde desteklenmiyor. Daha sonra Pascal serisi 1000 ve şu an desteklenen sürüm High Sierra'da çalışanlardan bahsediyor. Eğer bu ekran kartları varsa sizde, High Sierra'da kullanabilirsiniz. 1050, 1050 Ti, 1030, 1080 Ti, Quadro işte GP100 gibi, P400 veya GTX 750 Ti, işte 980 Ti bahsediyor burada zaten. Desteklenen Intel dahili grafikler. Intel'in de şöyle işlemciniz vardır. Atıyorum i7 7000 i3 7100 benim işlemcinizden olsun hani bilgisayarınızda.
ve 1080 veya ne bileyim RTX 2080 ekran kartınız var atıyorum şu an. Ekran kartınız desteklemiyor ama diyorsanız işlemcini destekliyor. İşlemcinizin Intel HD 6630 olması lazım. İşlemcinin üzerindeki gömülü model buydu, i7-7100'de. Intel HD 630'u mesela destekliyor. Ne yaparsınız? BIOS'unuza girersiniz ayarlarından, bilgisayarınızın ayarından. BIOS'tan mesela buna bakabilirsiniz. Yani ayarlayıp mesela şeyi seçebilirsiniz. İşlemcinin üzerindeki gömülü kartı seçip o şekilde devam edip ekran kartını mesela görmezden gelip kurabilirsiniz sisteminize. Burada da bahsediyor zaten. Yani dediğim gibi Hackintosh kurmayı planlıyorsanız arkadaşlar, sisteminizin çalışıp çalışmayacağını da göz önünde bulundurun. Ayrıca şunu da hep söylüyorum. Burada da zaten bahsetmiş, 630'da işte 620, 615 neyse. Bir Windows bilgisayarınız yoksa çalışan, yani iki bir hard diskiniz vardır. Birinde Windows kurduğudur, biri boştadır. Boşta olana Windows'u silmeden Mac'i kurmaya çalışın. Çünkü hata verirse Windows'a geri dönebilirsiniz. Eğer hata verirse Windows, ya iki tane hard diskiniz yoktur, Windows'u silmişsinizdir, Windows'a geri dönemezsiniz. Yani öyle bir durum olduğu zaman hatayı da çözemezsiniz. Eğer elinizin altında ikinci bir bilgisayar yoksa, internete bağlı bir şekilde. Yani o yüzden her zaman işinizi sağlama alın. İki bir tane hard diskiniz varsa veya iki bilgisayarınız varsa kurmayı deneyin. Çünkü sorunla karşılaştığınız zaman Windows'u geri yükleyebilmeniz için hani ya bir tane elinizin altında hazır bir bilgisayar olması lazım ya da zaten hazır aynı bilgisayarın içerisinde çalışır bir Windows olması lazım. Zaten daha sonra Mac'i kurduktan sonra bir tane hard diskiniz varsa bölüntüleyip de kurabilirsiniz. O da başka bir videonun konusu olsun inşallah. Her neyse. Demeye çalıştığım şey, hani kısa ve öz bir şekilde video çekmeye çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Sürçülisan olduysa kusura bakmayın. Affola. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like da atın. Desteklerinizi de benden esirgemeyin. Çekmemi istediğiniz bir video varsa lütfen söyleyin, yorumlarda belirtin. Abi işte veya kardeşim şunu bir çeker misin? İşte ben bu konuda çok şeyim, kararsızım. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Veya ne bileyim, her neyse işte, yani o şekilde bir video çekmemi istiyorsanız bana lütfen yorum yapın. Geri dönüş yapın ki ben de ona göre, ne kadar çok fazla yorum olursa ona göre bir video çekeyim. Bir video hazırlayayım istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarımı da lütfen izleyin. Destek amaçlı. Ne kadar çok izlendiğini ve destek olduğunu görürsem o kadar çok video atıp çekeceğim. Hani daha farklı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Aklımda birkaç video daha var. Şu an derslerimden dolayı çok fazla video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Mesela Ubuntu'yla Linux'la alakalı, Kali Linux, işte Linux sürümlerinden, Mint sürümlerinden, işte ne bileyim diğer farklı sürümlerle alakalı video da çekmeyi düşünüyorum. Hani onların nasıl kurulacağını, işte ne bileyim Kali Linux nedir, ne işe yarar, onun hakkında video çekmeyi düşünüyorum. Yani bunlar hakkında da yorum yapabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Hani çekmemi istediğim videolar hakkında, hani abi işte şu kadar işte istiyoruz diye belirtirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Hani çekinmeyin, yani şey demeyin. Bahsedin. Nerede bir eksiğim varsa, nerede bir hatam varsa, bunu atlamışsın, işte bunu anlatmamışsın diye söyleyin ki ben de eksiğimi tamamlayayım. Yani dediğim gibi. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için tekrardan. Videoyu da bu kadar uzattığım için kusura bakmayın. Bir türlü kapatamadım. Sağlığınıza çok dikkat edin. Görüşmek üzere.